Hocam birinci konuda Rahman arş üstüne istiva etti. Ayetiyle başlıyor. Evet. İlhamlara. Devamında hocam alemdeki her parça onun arşıdır dedi ilerleyen bölümlerde. Tamam. Çünkü her parça onun mülküdür dedi. Evet. Şimdi hocam ben böyle buradan yola çıkarak tevhid bilincinin yani tevhid bilgisinin bir belki hani daha iyi destekleme, tahakküm etme maksadıyla soruyorum. Şimdi Allah yani insan bir şey yaratmaya, ben insanlar bir örnekle çıkarım. Biz bir şey var etmeye yola çıkarsak elimize bir malzeme olması lazım. Değil mi hocam? Evet. Yani bizim dışımızda bir malzeme olmalı ki biz onları var edelim. Evet. Yani oluşturalım, değiştirelim. Evet. Şimdi buradan bakarsak Allah'ın arş üzerine istiva etmesi, yani arş dışarıda bir şey midir? Sonradan Allah gelip oraya ihata mı ediyor? Yoksa arşın tanımını biz tam olarak nasıl alabiliriz? Eyvallah. Şimdi bu konuyu şöyle anlayalım. Tabii tevhid bilinciyle bakarsak meseleler daha doğru bir şekilde yerine oturur. Bir defa şunu tevhid bilincinden baktığımızda şu ifadeyi net anlamamız lazım. Allah vücudi itibarıyla var ve ondan gayrı hiçbir şey yok. Sadece ve sadece Allah var. Peki bütün bu mevcudatı nasıl anlayacağız? Yani Allah'ın yarattığı varlık diye nitelenen şeyi Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olarak anlayacağız. Yani Allah'ın dışında yaratılmış bir varlıklar değil bunlar. Yani Allah'ın vücudi varlığı var burada. Bir de burada yarattığı alemler var algısı yanlış. İbni Arabi Hazretlerinin tevhid bakışı, tevhid anlayışında Allah'ın İlmindeki ilmi suretlerdir, yaratılmış her şey, alemler. Bunu da teşbihen diyoruz ki mesele anlaşılsın diye. Nasıl ki biz gözlerimizi kapatıp bir hayal kurup bir hayalde bir dünya oluşturursak veya alemler oluşturursak hepsi bunların hakikatte bir varlığı olmamasına rağmen hepsi bizim kendi içimizde, bünyemizde, beynimizde var kurguladığımız hayali durumsa işte alem de Allah'a nispetle Allah'ın ilmindeki ilmi suretler diyoruz. Bütün alem, mevcudat. İzabi varlık. Yani tabii yani Allah'ın vücudi varlığı gibi bir varlığı yok Allah'a nispetle. Fakat biz varlık olarak, varlık boyutundan meseleye bakıp değerlendirdiğimizde biz varız. Ve ebediyen var olacağız. Bu bakış neye göre? Varlık olarak. Bu aşağı boyuttan bakışta. Ve Allah-u Teala yarattığı bir şeyi ebedi olarak var olacağını ifade ediyor yarattığı şeyin. Bizler de ebedi olarak varlıklarımız devam edecek. Ama hakiki varlık açısından bakarsak üst perdeye çıkıp Allah'ın varlığını anlamak adına, tevhidi anlamak adına baktığımızda da diyoruz ki Allah'ın vücudi varlığı var, onunla birlikte hiçbir şey yok. Bütün bu mevcudat, teferruat onun ilmindeki ilmi suret. Şimdi böyle olunca Rahman, şurayı bir tamamlayayım, kesiklik olmasın. Böyle olunca Rahman arşa istiva etti. Burada Rahman ismini kullanıyor Allah-u Teala. Rahman. Hatırlarsanız Fütuhat'ın birinci cildinde ilk varoluşu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri açıklarken Rahman isminden halketti dedi. Bütün alemler, her şeyi. Demek ki bütün alemlerin varoluşu, zuhura gelişi, varlık diye nitelenen her şeyin zuhura gelişi, mayası Rahman ismi. Rahman ismi onu zuhura getiriyor. Burada da ne dedi? Rahman arşa istiva etti. O arşı kapladı. İstiva etti. Yani arş da yaratılmıştır. Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeydir arş da. O da sonradan. Tabii. Yani Allah'ın vücudi varlığına vücudi varlığı gibi varlığı olan bir şey değil. Arş, kürsi, bütün mevcudat, hepsi, evet bunlar yaratılmıştır. Allah'ın yaratmasıyla yarattığı şeylerdir. Ama bu yaratma nasıl zuhura geliş nasıl oluyor? Allah'ın ilmindeki ilmi suretler.
O zaman hocam, özür dilerim. Evet, kesin girebilir miyim? Yani, evet, söyle bakalım. Burada yaratma, tırnak içerisinde yaratma sözü önemli oluyor herhalde. Yani yaratma bizim, hani yaratma dediğimiz zaman bizler bir şeyin dışında yani. Kendinin dışında bir şey yaratma, bir şey var etme gibi algılıyoruz. Evet. İnsan için söz İnsan konusu için olduğunda. Söz konusu olduğunda. Şimdi hem onu söyleyeyim hem de hem şimdi diyorsunuz ki hocam biz onun ilmi suretinde yani ilmindeki onun ilmindeki ilmi suretleriz. Evet. Hem de diyorsunuz ki biz varız. Evet. Biz alt mertebede var, bize göre varız. Alt mertebe. Şimdi ilmi suretlerin bilincindeki yani ilmindeki ilmi suretlerin bilincindeki o bilinçle bilinçli olan bizler var olduğumuzu biliyoruz. Evet. Ama hani yine onun yaratması tırnak içinde yaratması o dışında değil yani. Evet. Mertebelerle alakalı. Öyle bir şey yok. Yani hani ben tam olarak böyle şeyleri böyle ayırmaya çalışıyorum da. Tamam, ayır bakalım. Ondan dolayı sordum. Tamam. Yani yaratma kelimesini nasıl bakmak lazım? Yaratma, halk etme. Allah-u Teala halk ediyor. Allah'ın yaratması dediğimiz gibi. Yani Allah kendi vücudunun dışında, kendi varlığının dışında bir yerde, bir mekanda bir şeyleri var etmiyor. Bu manada anlaşılmaması gerekiyor yaratma. Allah kendi ilminde ilmi suretler olarak var ediyor. Yani kendi vücudunun dışında var olan bir şey söz konusu değil. Bu şekilde kabul edilmiş olsa, yani Allah'ın bir vücudu var, bir de yarattığı şeyler var kendi kabul dışında. Etseydik kendi dışında. O zaman Allah'ın bir vücudi varlığını algılamış oluyoruz, anlamış oluyoruz. Kendi vücudi varlığının dışında bir nesneler, objeler, varlıklar var ki orada da bir şeyler yarattı anlamına geliyor. Malzemeler var, bir şeyler var. Malzeme var, bir şey var. Yani. O zaman mekan da söz konusu oluyor o zaman. Mekan, malzeme. Sanki onlara güven birisi varmış abi. Mekan, madde, zaman, cisim. O zaman Allah için de zaman devreye girer. Haşa. Oysa ki zamanı Allah yaratmıştır. Zaman yaratılmış için söz konusudur. Allah için değil. Ama bu algı böyle bir düşünceye girmiş olsak. Yani Allah var ve yarattığı bir şeyler var. Hem mekan devreye giriyor hem zaman devreye giriyor. Allah için de. Bu sefer zaman Allah'ı ihata etmiş olur. Veya o mekan Allah'ı ihata etmiş olur. Oysa ki Allah ihata edilemez. Allah ihata eder. İşte onun için tevhidi doğru bir şekilde anlamamız lazım. Sadece Allah var, Allah'tan başka hiçbir şey yok. Ve Allah bütün bu yarattıklarını ilminde ilmi suret olarak yaratıyor. Evet. Yani Allah'ın vücudu gibi bir varlıkları, vücudi varlıkları söz konusu değil yaratılmışların. Hiçbir şeyin. İşte o yaratma şeyinde biz algı şeyine düşüyoruz. İşte tabii zaten insan insanca düşünürsek, beşeriyet cihetimizle bakarsak Allah'ın sistemini anlamaya yanılırız, hataya düşeriz. Zaten hataya düşmelerimizin büyük bir çoğunluğu da bundan kaynaklanıyor. Kendi aklımızla bakıyoruz. Aklımızla bakıyoruz. Akılımızın anlayacağı şekilde meseleleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yorumluyoruz. Aklımızın ötesinde olabileceğini kabullenemiyoruz. İlle aklımız bir şeyi kavrayacak, akıl olarak kavrayacak. Oysa ki aklın kavrayamayacağı şeyler var. Çünkü akıl da yaratılmıştır. Yaratılmış bir şey, yaratanını nasıl anlayabilir, İhat tanıyabilir, edelim. Kavrayabilir, ihata edebilir. O zaman burada Rahman arşa istiva etti sözünden de Allah-u Teala'nın zatı itibarıyla değil, Rahman ismi cihetiyle o mertebeden arşa istiva etti, yaratmış olduğu arşı ihata etti, kuşattı. Ki arşın altında da bütün yaratılmış alemler söz konusu. Yani arş bütün yaratılmışın hepsini kuşatıyor. Ki Rahman ismi de yaratıldı. Sonuçta isimdir o da. İsimdir. İsimlerine verilen bir isim olması itibariyle o da bir yani bu bağlamda yaratılmış olarak adlandırılıyor. Bütün bu resmi bu anlattığınız şekilde görmek lazım. Tabii. Bunun dışına çıktığı zaman bozuluyor. Bozulur. Evet. Yani bu tefekkürle bakmamız evet. Lazım. Tevhidi anlamak tevhidi, için. Tevhidi. Çünkü yukarıda böyle, aynen. Aşağıda böyle. Tabii. Yukarıdan bakışta evet. Böyle anlayacağız. Evet. Aşağı mertebeden. Şurayı hep söylüyoruz. Mertebeleri karıştırmayalım. Yani yukarının bakışının bakışında ifade edilen cümleyi aşağı mertebeye oturtmaya kalkarsanız olmaz. İşler karışır. Evet. Bu cümle yukarıda kalması lazım. Evet.
He, aşağı mertebeden konuşurken aşağı mertebenin cümlelerini kullanmamız lazım. Evet. Bu farklılık, yani hükümlerin farklılığı işte bu da. Hakikat tektir, değişmez, başkalaşmaz. Lakin hükümler farklılaşır. Neye göre? İşte burada mertebeye göre eğer hüküm farklılaşır. Eğer yukarıdaki ifadeyi aşağıda kullanmaya kalkarsak şeriat mahvolur. Kaos çıkar zaten. Kaos. Her şey mahvolur. Tabii tabii. Direğe, çadırın direği yıkılmış evet. olur yani. Oranın, ortada çadır kalmaz. Oranın konuşması böyle, oranın tabii. konuşması aynen, böyle. Tabii. Evet. Yani o mertebedeki konuşmada bunu idrak edeceğiz, böyle konuşacağız, bu mertebede böyle. O zaman bu anlayıştan çok büyük bir zevk çıkıyor ortaya hocam. Değil mi? Tabii ki. Muazzam bir i̇şte zevk çıkıyor. Her mertebeyi evet. bulunduğu yerden tefekkür ettiğimizde, ilgili kelimeleri, cümleleri kullandığımızda ona göre idrak etmiş oluyoruz. Kelime var ya, Allah katil olmasını takdir etmiş. Dönüyoruz ama bir hikmeti vardır bunun katil olmasının veya ölenin. Muhakkak, bak, tabii ki. Oradan baktığın zaman evet diyorsun tamam. Bu takdirden dolayı bu fiili işliyor. Böyle tabii. Fiili hakiki tektir diyoruz ya. Tabii o meseleye de farklı farklı veçelerden bakılır. İlim maluma tabidir meselesinden. Tabii. Bu bitiyor. Burası başlıyor. Aynen öyle oluyor. O zaman çok güzel oluyor. Her şeyi mertebesinde değerlendirmemiz lazım. Her şeyin yerine oturuyor o zaman. Mertebesinde değerlendirmemiz evet, gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Evet. Rahman arşa istiva etti sözünü de bu manada Rahman ismi itibariyle meseleyi değerlendirelim. Dedik ya, bütün varoluşta alemleri Rahman ismiyle halketti Allah-u Teala. Dolayısıyla arşa istiva edenin de Rahman ismi olması lazım. Evet. Başka bir isim değil. Çünkü bütün alemleri yaratan Rahman ismiyle yaratıldığına göre arşa istiva eden de Rahman ismi olması gerekiyor tabii. Çünkü ağırlık sevgide ve rahmette. Tabii, rahmetiyle halketti zaten her şeyi. Sevgiyle. Evet, bütün mevcudatın şunu anlamış oluyoruz. Varlık diye nitelediğimiz her şeyin varoluşunda maya Rahman ismi. Evet. Tabii ki bütün isimlerden payı var da vardı. Maya Rahman ismi. Rahman ismiyle halketti çünkü. Hocam, evet. Yani ben yine şey yapıyorum son olarak. Var olma, yaratması, bunun gibi tırnak içinde sözcükler gene bizim aklımızda yani bir şey gibi çekiyor ikiliye bizi. Allah var, sen varsın şeyi yaratıyor. Evet. Yani yaratması, var etmesi işte gibi cümleler. Yani Şirazi'yi şey yapabiliyor yani. Evet. Şimdi o zaman hani burada yaratma sözüne yani derken hani onun dışında olmadığını bir bileceksin yani. Bileceğiz. Evet. Evet, tabii. Onun her şey içinde olduğunu, dolayısıyla her şeyi ihata ettiğini, kuşattığını bir defa bileceğiz. Onun dışında halk ettiği, yarattığı bir şey söz konusu değil. Yine kendi, ama bu içinde dediğimiz alan da içinde dediğimiz yer neresi? İlmindeki ilmi suret. Yani içinde dediğimiz. Yani içinde derken hani içinde de aslında belki yanlış olabilir. İçinde demeden onun dışında olan bir şey yok diyelim yani. Yani onun dışında bir var etme söz konusu değil. Onun dışında bir şey yok söz konusu değil tabii ki. Allah her bir şeyin o zaman ne oluyor? Her bir şeyin her bir zerresine nüfuz etmiş oluyor. Ayrı değil, gayrı değil. Her bir cismi ihata etmiş. İhata etmiş oluyor. Zerresine nüfuz etmiş oluyor. Ama bu nüfus ve ihata yine şurayı da iyi bilmemiz lazım. Vücudi varlığı ile o şeyde bulunmuyor. Yani şöyle bir düşünce de gelirse yanlış olur. Demek ki Allah'ın her şey Allah'ın bir parçası mı? Hayır. Bu da panteizm olur. Şimdi bakın vahdet-i vücut görüşü ile İbn Arabi Hazretleri'nin anlattığı vahdet-i vücut görüşü ile panteizmi karıştıranlar oluyor. Yani vahdet-i vücut görüşünü, bakışını panteizmle paralel olduğunu iddia edenler oluyor. Burada büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Nerede yanılgıya düşüyorlar? Panteizm denilen şey her şey Allah'ın bir parçası bakışıdır, anlayışıdır. Vahdet-i vücut görüşünde böyle bir şey asla ve kata yoktur. Allah'ın parçası diye bir şey söz konusu olamaz. Allah parçalara, cüzlere bölünemez, parçalanamaz. O zaman bütün varlık Allah'ın ilmindeki ilmi surettir. Heh, buradan bakarsak mesele oturmuş oluruz yerine. Bütün bu mevcudat, varlık diye nitelenen şey Allah mı? Hayır. Çünkü Allah nasıl ki bütün bu benim, teşbih yapıyorum, benim vücudum. Ben gözlerimi kapatıp bir hayal kurduğumda o kurmuş olduğum hayal ben değilsem, evet benden, benim içimde vuku buluyor ama ben değil o hayal. Sizi tamamen
ifade etmez o. Benim bir parçam değil o. Benim aklımda, düşüncemle kurmuş olduğum, kurguladığım bir hayal oluyor yani. İşte Allah'ın kurmuş olduğu alemler de ilmindeki ilmi suretler. Adeta bir insanın hayalinde kurguladığı hayal gibi düşünülecek. O zaman vücudi varlık olarak, nasıl ki o hayalin, benim kafamın içindeki hayalin vücut olarak benim vücudumla bir ilişkisi, bağı yok. İşte Allah-u Teala'nın zatı itibariyle de alemlerin bir ilişkisi, bağı yok. Vücudi olarak. Burayı iyi anlayalım. Bura iyi yerine oturursa tevhidi doğru anlamış oluruz. Evet. Eyvallah. Devam edelim. Hocam, Allah kendisini bilen akılcı alimler ile diğer alimlerin kalplerinde mertebe ve değer bakımından yüce olarak bulunur dedi. Yani aynı mertebede bulunur. Fakat kavram kargaşası yaşamışlardı dedi. Evet. Bu akılcı alimlerin. Bu arş konusunda. Evet. Burayı biraz açabilir misiniz? Şimdi Rahman arşa istiva etti ayetinin tefsirinde, tevilinde çok farklı farklı görüşlere sahip olan insanlar var. Alimler var. Öyle diyelim, alimler var. Rahman arşa istiva etti ayetini çok farklı manalar yükleyenler var. İşte burada akılcı alimler diye kastettiği, meseleyi akıl cihetiyle tefekkür ederek değerlendirenler, o zümreyi kastediyor. Ve onlar bir kargaşa yaşamıştır diyor. Buna mana vermekte bir kargaşa yaşamıştır diyor. Hocam, şimdi bununla birlikte genel bir camiada, hani alimler şey diyerek söyleyeyim tırnak içinde, arş alan dışında olarak ifade ediliyor. Ve hani Allah'ın o şekilde istiva ettiğini ya da... Doğrudur. Buna nasıl değerlendirmek? Öyle bir görüş. Onların düşünceleri nasıl? O görüş sahibi alimler ya da o görüş sahibi insanlar da söz konusu. Yani Allah var ve Allah arşı yarattı ve arşa istiva etti. Yani Allah'tan ayrı bir arş anlayışı üzerine bir itikat söz konusu bazı zümrede. Yani bu olmuş. Çoğun. Var yani. Burada tamamen yani bu bakış açısında şöyle bir şey oluyor. Allah var ve yaratmış olduğu alemler var. Yani Allah burada, bir de yarattığı alemler söz konusu. Ha, Allah o alemlere şunu ifade ediyorlar. O alemlerin her şeyinden haberdar. Her şeye işte size şah damarınızdan daha yakınız. Ayetinin anlamıyla her şeye yakın diyor. Her şeyi görür, bilir. Ama onun görmesini, bilmesini her şeyden haberdar olmak cihetiyle niteleyip ondan ayrı, ama bir Allah var. Ayrı bir Allah var. Münferit. Tevhid ne oluyor hocam o zaman? O bakış açısından bakanlar da var. Tevhid yok yani. Tevhid kalkıyor o zaman. O bakış açısından bakanlar da var. Onlar da öyle bakıyor İmam. Evet, evet, evet. Bir şey diyemeyiz yani. Kişiye artık şey irade veriyor. Cüz-i irade var. Tabii orada artık bir sürü şey giriyor devreye yani. Artık zincirleme. Zincirleme gidiyor. Yani Allah ve yarattığı alem ayrı ayrı yerlere oturtarak ifade eden alimler de var. İlla ilap vardır ya, çok su kaldırır diye. Var, öyleleri de var. Aynen öyle. Ama biz burada İbn Arabi Hazretleri'nin öğretisi üzerinden hareketle itikadımızı bu şekilde oluşturduğumuz için bizim bakış açımız bu, tevhid anlayışımız bu. Güzel olan da bu. Yani biz şimdi güzel olanın, kamil olanın bu olduğunu biz söylüyoruz, iddia ediyoruz. Öteki adam da kendi görüşünün kamil olduğunu iddia eder. Şimdi bu ayrılık her zaman olur alemde. O zaman tevhidi iddia etmemesi lazım. Artık değil mi? O da kendine göre nasıl bir bakış açısıyla tevhid anlayışı getiriyorsa, yani bu ihtilaf hep olmuştur, olacaktır. İslam camiası içerisinde de, İslam alimleri arasında da hep olmuştur bu ihtilaf, olacaktır yani. Bu kaçınılmaz. Farklı. Evet. Tabii bu bir itikat meselesi. İşte herkesin itikadı farklı şekilleniyor yani. Herkes kendi meşrebine göre bir bakış açısı ve bir itikat oluşuyor. Biz de Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin anlattığı cihetten baktığımızda da anladığımız kadarıyla böyle ifade ediyoruz. Evet. Hocam, bu tarzı yakaladığımız zaman biz yukarıdaki mertebeyle aşağıdaki mertebe yerli yerine oturuyor. Oturtuyor. Evet. Türlü oturmaz ki. Değil mi?
Bir de o var yani. Belki de işte oturmadığı için o düşüncelerde olan insanların soru işaretleri çok daha fazla evet, olur. Evet. Tabii. Soru işaretleri ve çok daha. Mahkum olmaya mahkumlar. Veya soru işareti çıkabilecek alanlara girmiyorlar. Evet. Veya sokmuyorlar. O kadar sorma, o kadar tefekkür etme. Evet. Oraya girme deyip kısıtlıyorlar. Tehlikeli. Tehlikeli gibi. Cevap veremeyecek. Tabii cevap çıkmayacak alanlar. Tabii. Bu sefer de kısıtlıyorlar bu sefer. Yine bölümlerin içerisinde hocam, bu bölümün içerisinde bu ayeti anlamış olsan her şeyi anlamış olursun. Evet. Yani sanki şeyin başı... Tevhidin başı bu ayet yani. Yani bir nevi öyle de anlaşılabilir, tefekkür edilebilir. Bu ayeti hakkıyla anlasa insan tevhidi anlamış olur. Tevhidi anladığımız zaten tevhid anlayışıyla bütün sisteme baktığında her şey tıkır tıkır yerine oturur. Eyvah. Mesele yani, tevhidi oturtabilmek zaten. İhlas suresi mi hocam?